Atomik Kuvvet Mikroskobu, AFM. Atomik Kuvvet Mikroskobu adını çalışma prensibinden almaktadır. Çok sivriltilmiş bir uca sahip bir iğnemiz olduğunu düşünün. Bu iğnenin sonunda tek bir atom olacaktır. Bu atomu herhangi bir yüzeye yeterince yaklaştırırsanız, yüzeyde iğne ucuna en yakın atom ile uçtaki atom arasındaki atomik kuvvetler eki etmeye başlar. Bunlar van der Waals, Coulomb ve benzeri kuvvetlerdir. Bu kuvvetler çok küçük olmakla beraber atomik kuvvet mikroskobunun mekanizması bu kuvvetleri ölçebilmektedir. İşte bu ölçüm sayesinde yüzey algılanabilmektedir. Atomik kuvvet mikroskoplarının görüntü alması bu algılamaya, dolayısıyla atomik kuvvetleri ölçmeye dayalı olduğu için atomik kuvvet mikroskobu adını almıştır. Peki ya AFM? İşte o da aynı sözlerin İngilizce yazılışının kısaltmasıdır. Atomic Force Microscope. Mikroskop denilince ilk aklımıza gelen, görüntünün bir mercek yardımıyla büyütülüp incelenebildiği bir cihazdır. İlgili terimin Türk Dil Kurumu'ndaki tanımı da aslında bu yönde. Mikroskop TDK'da bir mercek düzeneği yardımıyla küçük nesneleri büyütüp daha belirgin duruma getirmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan alet olarak tanımlanmış. Fakat yaygın olarak bilinenin aksine birçok farklı mikroskop çeşidi bulunuyor. Elektron mikroskobu, ışık mikroskobu ve taramalı kuvvet mikroskobu, mikroskop çeşitlerinin yalnızca birkaçı. Bu videoda da özellikle son yıllarda yapılan çalışmalarda sıklıkla karşımıza çıkan ve taramalı kuvvet olarak mikroskobunun bir çeşidi olan atomik kuvvet mikroskobunu inceleyeceğiz. Atomik kuvvet mikroskobu, Atomic Force Microscope AFM örnekleri nano ölçekte incelemek için tartışmasız en çok yönlü ve güçlü mikroskobi teknolojisidir. AFM oldukça çok yönlü bir araçtır. Çünkü AFM yalnızca 3 boyutlu yüzeyde imge oluşturmaz, aynı zamanda bilim insanlarının ve mühendislerin ihtiyaçlarına göre çeşitli yüzey ölçümlerini yapmalarını da sağlar. Atomik kuvvet mikroskobu oldukça güçlüdür. Çünkü asgari numune hazırlığı olmasına rağmen angstrom ölçekte çözünürlük ve yükseklik bilgileriyle atomik çözünürlükte görüntüler üretebilir. Atomik kuvvet mikroskobu çalışma prensibi. Yüzeyi sezmek. AFM'de numune yüzeyini taramak için bir çubuk benzeri düzenek ucundaki oldukça ince iğne kullanır. Bu iğne yüzeye yeteri kadar yaklaştığında yüzey ve bu iğne arasındaki çekim kuvvetleriyle çubuğun yüzeye doğru sapmasına neden olur. İğne yüzeye daha da yakınlaştıkça yüzeye temas etmesi gibi itme kuvveti de artış meydana gelir ve çubuk yüzeyden dışarı doğru sapar. Uçta kullanılan iğne incelenmek istenilen yüzeye göre farklılık gösterir. Ancak genel olarak silikon ya da C3N4 iğne ve çubuk benzeri materyalin yapımında kullanılır. Uçtaki iğnenin kalınlığı yaygın olarak 0,2 nanometre ile 10 nanometre arasında farklılaşır. Algılama yöntemi. Bir lazer ışını yardımıyla yüzeye doğru veya yüzeyden uzağa doğru olan çubuk sapmaları tespit edilir. Lazer ışını çubuk benzeri malzemenin üzerinden yansır. Eğer çubuk hareket ederse, yansıyan ışının açısında da değişiklikler meydana gelecektir. İşte bu değişiklikleri tespit etmek için de konuma duyarlı fotodiyot kullanılır. Lazer ışınındaki bu sapmalar ile incelenen nano ölçekteki yüzey girintileri ve çıkıntıları kaydedilir. Uygulama alanları: AFM, katı hal fiziği, yarı iletken teknolojisi, moleküler mühendislik, polimer kimyası, yüzey kimyası, moleküler biyoloji, hücre biyolojisi ve tıp dahil olmak üzere doğa bilimlerinin geniş bir yelpazesindeki alanlarda kullanılabilir.
katı hal fiziği alanında AFM, bir yüzeydeki atomların tanımlanması, belirli bir atom ile onun komşu atomları arasındaki etkileşimlerin değerlendirilmesi ve atom manipülasyonu yoluyla yapılmış atomik düzenlemelerden kaynaklanan fiziksel özelliklerin değişimlerinin incelenmesi gibi uygulamaları kapsar. Hücresel biyolojide AFM, hücrelerin sertliğine dayalı olarak kanser hücrelerini ve normal hücreleri ayırma ve belirli bir hücre ile onun komşu hücreleri arasındaki etkileşimleri değerlendirmeye yarar. Bazı varyasyonlarda iletken çubuk malzemesi kullanılarak elektrik potansiyelleri incelenebilir. Daha gelişmiş sistemlerde de elektrik iletkenliğini ölçmek veya alttaki yüzeyi taşımak için iğne üzerinden akımlar iletilebilir. AFM'nin artıları ve eksileri. Taramalı elektron mikroskobisi SEM, atomik kuvvet mikroskobisindekilere benzer boyutta örnekleri gösteren farklı mikroskop türü. AFM'nin SEM karşısında bazı avantajları olmakla birlikte dezavantajları da yok değil. SEM 2B görüntü, 2 boyutlu görüntü sunabiliyor ve örneklerin üstün özel olarak kaplanmasını gerektiriyor. AFM ise 3 boyutlu profilini çıkarabiliyor ve kaplama da gerekmiyor. Böylece SEM hücre sürecinin değiştirilebileceği ya da zarar verebileceği örnekler, mesela mikroorganizmalar, AFM ile incelenebiliyor. AFM aynı zamanda diğer optik tekniklerle birlikte kullanılarak sıvı ortamda bile sağa yüksek çözünürlük sunabiliyor. AFM'nin dezavantajı ise örnek tarama büyüklüğünün SEM'in tek geçişte yakalayabildiğinden 1000 kat daha küçük olması. Tarama hızı çok düşük ve atomik kuvvet mikroskopları çok özel olarak modifiye edilmediği sürece çok girintili çıkıntılı topografiye sahip örnekleri görüntüleyemiyor. Evet, atomik kuvvet mikroskobu konusuna burada değinmiş olduk. Artıları, eksileri, uygulama alanları, algılama yöntemi ve çalışma prensibi gibi konuları vermek istedim sizlere. Burada atomik kuvvet mikroskobu dışında artık atomik düzeyde bayağı bir inceleme yaptığımızı da vurgulamak isterim. Artık biliyorsunuz atom saatleri, işte atomik kuvvet mikroskobu, atomik ölçekteki çeşitli çalışmalar vesaire çoğalmış durumda. Bu mikroskop da bu çoğalmanın bir getirdiği teknolojik gelişme diyebiliriz. Tabii şimdi mikroskop deyince herkesin gözüne direkt işte o mercekli mikroskoplar gibi geliyor ama bu öyle değil. Ben makalenin başında da bahsetmiştim zaten. Uygulama alanları o kadar fazla ki burada ek olarak bunları da söyleyeyim. Aşınma, temizlik, sürtünme, kaplama, parlaklık, korozyon, lif gibi uygulama alanları da var. Ayrıca atomik kuvvet mikroskobu tekstil alanında da kullanılabiliyor. Malzemenin hacimsel özelliklerini ölçmek için özellikle ve tekstil liflerinin kullanımında da çok önemli yer teşkil ediyor. Atomik kuvvet mikroskobunun üretilmesiyle birlikte tekstil yüzeyleri hakkında da detaylı çalışmalar yapılmış. Bu şekilde detaylı çalışmalar da mevcut internet üzerinde de. Benim yararlandığım kaynakları yine makalenin içinde bulabilirsiniz. Dediğim gibi bu çok büyük bir gelişme aslında. Bizler için de yerli yerince kullanım alanları fazlalaştıkça bizim de hayatımızı kolaylaştıracaktır illaki. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.